Herkese selamlar. Canlı yayına hoş geldiniz. Bugün 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümünden Profesör Doktor Tahsin Görgün Hoca ile birlikteyiz. Tahsin Hoca ile son çıkan kitabı Osmanlı Düşüncesi hakkında konuşacağız. Hocamızın uzun süredir yayınlanmış olan makalelerinin bir araya getirilmesiyle oluşuyor bu kitap. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese Hocam, hayırlı akşamlar diliyorum. hayırlı akşamlar hocam. Hocam ben ilk olarak şunu sorayım. Bir Osmanlı düşüncesi var mı? Bir Osmanlı düşüncesinden bahsedebilir miyiz? Evet, bu soru çok garip ve ilginç bir soru. Yani bir toplum düşüneceksiniz. 600 yıl varlığını sürdürecek, yani bir devlet. Ve bu devlet 3 ayrı kıtada, hani o Fransız filozofu var, Voltaire, onun ifadesiyle 40'ın üzerinde ayrı din grubunu barış içerisinde bir arada yaşatacak 5-600 yıl boyunca. Ve bu toplumun, devletin düşüncesi olmayacak. Bu ilginç olan taraf, böyle bir söyleme yaklaşık bir 100 yıl boyunca Türkiye'de, sadece Türkiye'de değil, yani yaygın olarak bütün dünyada insanlar böyle bir şeyin mümkün olduğunu geçtik, gerçek olduğuna inandılar. Osmanlı'da düşünce yok, ilim yok, fikir yok, hatta hukuk yok. Tabii onlar hep bu şekilde takdim edildi. Yani bir şey yok. Yani ne diyelim, öyle ince ince düşünülmüş ve fikri bir arka planı olan bir devlet düzeni yok. Siyasi düşüncesi yok. Yani bütün alanlarda yokluklarla dolu bir alan, bu şeylerle bağlantılı olarak. Osmanlı şeyiyle ilgili, genel toplumu, dünyasıyla alakalı böyle bir anlayış vardı. Bu anlayışın tabii nereden kaynaklandığını, yani olmadığına dair anlayışın nereden kaynaklandığını ayrıca konuşalım, ama şunu ifade etmek lazım. Zaten bir Osmanlı düşüncesi olmadığını varsaymak için özellikle gayret sarf etmeniz lazım, uğraşmanız lazım. Çünkü normal, makul düşünen herhangi bir insan böyle bir şeyin mümkün olmadığını, yani düşüncesiz bir toplumun, bir devletin, bir medeniyetin olamayacağını baştan kabul eder. Yani ve oradan bakar. Ama gel gör ki mesela Türk Üniversitesi bir Osmanlı düşüncesi, bir Türk düşüncesi olduğunu daha yeni yeni veya olabileceğini daha yeni yeni kabullenmeye başladı. Ne var? İşte bir Türk edebiyatı var. İşte Türk tarihi var. Belli ölçüde işte son zamanlarda biraz işte Türk sanatı, sanat tarihi falan onlardan bahsedildi. İşte biraz böyle Türk musikisi falan onlardan bahsedildi. Ama Türk veya Osmanlı düşüncesi çok farklı değil. Aslında şunu da altını çizmekte fayda var. Ben burada Türk düşüncesi, Osmanlı düşüncesi, yerine göre İslam düşüncesi tabirlerini kullanacağım. Bunlar birbirleriyle eş anlamlı. Yani 17. yüzyılda, 18. 19. yüzyılda, yani Türk düşüncesiyle İslam düşüncesi, Osmanlı düşüncesi bir ve aynı şeyin farklı farklı isimlendirilmesi. Dolayısıyla farklı şeylerden bahsetmeyeceğim. Yani aynı farklı isimler kullanacağım, ama zaman zaman bunu kullanıyorum. Ama bu aynı şeyi ifade ediyor. Niye böyle? Bunu da ayrıca konuşuruz tabii ki. Yani bir defa şey gibi, yani bir insan düşünün, bir insanın maraton koşucusu olduğunu düşünün. Maraton koşucusunun yürümeyi bilmediğini falan söylüyor birisi ve ona herkes de inanıyor. Olabilecek bir şey mi ya? Dolayısıyla bir şeyin bu kadar geniş bir alanda, bu kadar uzun bir süre varlığını sürdürmüş olan bir devlet
devlette düşüncenin olmadığını, devletin bütün varlığını düşüncesiz bir şekilde sürdürmek makul herhangi bir insanın kabul edebileceği bir şey değil. O zaman niye bu mesele böyle görülmüş, takdim edilmiş? Bunun sebeplerini araştırmak lazım. Onları konuşuruz. Hocam tam burada ben de onu soracaktım. Peki Osmanlı düşüncesi neden yok sayılmakta ve hakkından çok çalışma yapılmamakta? Bunun tabii çalışma yapılmamaktaydı dememiz lazım. Çünkü bugün artık yani günümüzde son yani yaklaşık bir 10 15 yıl içerisinde gittikçe artan bir şekilde Osmanlı düşüncesi çalışılıyor. Gittikçe artıyor. Ciddi bir ivme kazandı. Artık Osmanlı düşüncesiyle alakalı çok çok ciddi, çok önemli çalışmalar yapılıyor. Onu söyleyebiliriz. Ama bu yapılan çalışmalar özellikle Osmanlı düşüncesi, Osmanlı dünyasındaki o tefekkürün derinliği ve şumulü dikkate aldığımız vakit o kadar derin ve şumullü bir yani kapsamlı bir düşünce ile karşı karşıyayız ki yani daha bu konuyla alakalı olarak diyelim yüzlerce insan daha bir belki 100 yıl daha çalışması lazım ki yani belli bir şekilde Osmanlı düşüncesi hakkında kapsamlı ve gerçekten de çok kalıcı bir şekilde bir şeyle söyleyebilelim. Bu tabii şunu söyleyeyim. Yani demek ki Osmanlı düşüncesi dediğimizde bir şey gibi, koskocaman bir sıralı dağlar gibi. Orada çok büyük zirveler var. Biz şimdi o sıralı dağların olduğu, böyle Himalayalar gibi dağların olduğu bir şeyde, coğrafyada yavaş yavaş o şeyin sisleri yavaş yavaş böyle sislerin arkasına bakarak oradaki zirveleri yavaş yavaş keşfetmeye başlıyoruz. Şimdi o zirveleri keşfederken de o zirvelerin dayandığı zemini de yavaş yavaş daha fazla göreceğiz. Oradaki bütünlüğü daha fazla göreceğiz. Peki niye bu kadar büyük bir düşünce varken bu kadar büyük bir düşünceyi insanlar niye araştırmadılar? Bunun iki tane sebebi var. Birisi doğrudan doğruya modernizm dediğimiz tavır. Modernizm ki bu batıcılık anlamına geliyor. Modernizm doğrudan doğruya şeyin her şeyin batıya ait olduğu özel batılıların keşfetmediğini bilinmeyen olarak kabul eden, batılıların irtibat kurmadığını yok sayan, batılıların yapmadığını henüz yapılmamış sayan bir perspektif bu. Modernizm dediğimizin esasında bu var. İşte batı merkezcilik falan dediğimizde bu. Bu tavır tabii 19. yüzyılın başında Batı Avrupa'da ortaya çıktı. Daha sonra sömürgeleştirme yoluyla sömürgeciliğin yayılmasıyla birlikte bütün İslam dünyasına yayıldı ve bu 20. yüzyılın başında Türkiye'de de etkili yatırım oldu. 20. yüzyılın sonra Türkiye'de modernizm etkin oldu ve bu modernizm sadece şunu söyleyeyim, bilim Hocam herhalde mikrofonda bir sorun oluştu da tam anlaşılmıyor bu kısım. Anlaşılmadı. tamam. Şimdi yeniden düzelir belki. Evet, şu an düzeldi Evet. hocam. Ha, tamam. Şimdi bu Batı merkezcilik dediğimiz şeyin yaklaşımın esasında ne var? Her şeyi Batı'da olduğunu kabul etmek, bütün bir dünya tarihinin Batı tarihi olduğunu varsaymak ve bunun üzerinden her şeyi anlatmak demek. Onu dikkate aldığınız vakit o zaman Osmanlı toplumu, devleti hatta İslam medeniyetinin tarihte yeri var mı diye sorarsanız yani Batı'ya katkısı varsa var yoksa yok. O kadar. Batı'ya katkısını varsa da biz o Batı'ya katkısını Batılılardan onlardan istifade ettiği hususları yok sayabilir, onun üzerine örtebilir miyiz? Örtebiliriz. O zaman üzerine örtelim diye düşünen bir tavır bu. Ve bu tavır 1933'teki Türkiye'deki üniversite reformuyla birlikte
Türkiye'deki üniversitede de etkin oldu. Yani Türkiye'deki üniversitede, yani şöyle düşünün. Türkiye'deki üniversitelerde ders veren hocalar, ki işte düşünce tarihini araştırması gerekecek olanlar tabii ki her şeyden önce felsefe bölümü. Aynı şekilde sosyoloji, işte psikoloji gibi bölümlerin yapması gerekiyor bu araştırmaları. İşte bilim tarihiyle alakalı araştırmaları üniversitede yapılır, başka yerde olmaz zaten. Bu üniversitede bulunan insanlar da 33 reformuyla, üniversite reformuyla birlikte klasik kültüre vakıf olan, onun klasik metinlerle irtibat kurma imkanına sahip olan insanlar tasfiye edildi. Onun yerine Batı dünyasından getirilen hocalar İstanbul Üniversitesi'nde hocalık yapmaya başladılar. Onlar da yani Almanca, Fransızca, İngilizce bilip konuşuyordu. Ve onlar da Batılı oldukları için normal kendi tarihlerini anlattılar. Onların yetiştirdiği insanlar da Türkiye'de, üniversitede onların anlattığı şeyleri doğru olarak kabul edip onların anlattıklarını öğrenip yeni yetişen nesillere aktarmayı bilimsel, yani üniversitenin vazifesi olarak gördüler. Bu böyle devam etti şeye kadar. Yani çok yakın bir zamana kadar böyle ana hatlarıyla devam etti. Büyük ölçüde de bu devam ediyor tabii. Bu bir kısım. Yani o modernizm dediğimiz tavır, modernizm Osmanlı düşüncesinin araştırılmayışının önemli bir sebebiydi. İkincisi de aslında seleficilik dediğimiz tavır. Seleficilik tavır da bu sefer bunu dindar insanlar arasında bu biraz yaygınlaştı. Dindar insanlar da özellikle dindarlık dindarlığıyla ön plana çıkmış olan insanlar da şöyle bir söylem geliştirdiler. Dediler ki işte İslamiyet din zaman içerisinde Müslümanlar tarafından terk edildi adım adım. Müslümanlık sadece Hazreti Peygamber ve sahabe zamanında yaşandı. Ondan sonraki dönem adım adım İslam'dan uzaklaşma tarihi, işte Emevilerdi, Abbasilerdi falan. İslam medeniyeti de zaten bir sapma tarihi. İslam medeniyeti zaten meşru olarak kabul etmediler, sapma olarak kabul ettikleri için. Kitap ve sünnete dönerek biz yeniden hayatı yeniden kuracağız. Tam da Peygamber Efendimizin ve sahabenin yaşadığı hayatı yaşarsak şayet yine onlar gibi başarılı oluruz gibi bir düşünce. Samimi olanlar bu şekilde düşündüler. Ve bu çerçevede de bütün bir İslam medeniyet birikimini ve özellikle de Osmanlı dönemini ihmal etmek onlar için yani sıradan bir şey oldu. Sıradan bir durum oldu. Bunun neticesinde ne oldu? Düşünce dediğimiz alan hem Seleficiler tarafından hem de modernistler tarafından ihmal edildi. Bu ihmal birisi din adına, bakın öbürü modernite adına ihmaldi ve ikisi de şeyin Osmanlı düşüncesinin aslında araştırmaya değer olmadığını, hatta şöyle de ifade ettiler. İkisinin ortak olan argümanlarındaki ortak olan tavır da buydu. Eğer yani modernistler şunu söyledi, Osmanlı Devleti'nin zamanındaki düşünce bir kıymet, dikkate değer bir düşünce olsaydı Osmanlı Devleti yıkılmazdı zaten. İşe yarasaydı hani derler ya, kelin ilacı olsa başına çalardı. Yani Osmanlı aydınları, alimlerinin ciddi bir tefekkürü, düşüncesi olsaydı zaten yıkılmazdı Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti yıkıldığına göre demek ki onların sahip olduğu düşünce bizim şu anda var ise bile yani. Yok ya, var olsa bile şu anda bizim işimize yaramaz. Biz onu yok sayabiliriz. Onun için biz sıfırdan şeyden batılılardan hem düşünmeyi hem yaşamayı öğreneceğiz. Düşünme ve yaşamayı biz batılılardan öğrendiğimizde o öğrendiğimiz kadar Batı medeniyetinin içerisinde işte kendi varlığımızı bir şekilde sürdüreceğiz diye düşündüler. Diğerlerinin de düşüncesi şuydu.
Müslüman olmak aslında aynı zamanda insanlara başarıyı getirir. Osmanlı Devleti zamanında insanlar başarılı olamadılar. Demek ki Müslümanlığın hakkını veremediler. Dolayısıyla onların yaptıkları şeyler ne yaptılarsa artık fark etmez. İyi Müslümanca yaşamak için gerekli olan şeyler değil. Her halükarda biz onlardan vazgeçebiliriz, yok sayabiliriz diye düşündüler. Bu tabii çok esaslı bir sorun. Dolayısıyla bu temel husus, yani Osmanlı düşüncesinin ortaya araştırılmayışının ana sebeplerini bu şekilde ifade edebiliriz. Peki hocam, Osmanlı düşüncesi nasıl anlaşılabilir? Osmanlı düşüncesi derken tam olarak neyi kastediyoruz? Şimdi tabii Osmanlı düşüncesi dediğimizde bir defa şunu altını çizmemiz lazım. Nedir Osmanlı düşüncesi? Düşünce derken ne kastettiğimizi biraz netleştirirsek o zaman Osmanlı ile irtibatı içerisinde düşünceyi ve onun tarihini daha kolayca ortaya koyabiliriz. Bir defa düşüncenin esasında kaygı vardır. Düşünce dediğimiz şey kaygıdır. Asıl olarak mesela bir kedinin düşüncesinden bahsedemeyiz. Çünkü kedinin bir varoluş kaygısı olup olmadığını bilmiyoruz. Varoluş kaygısı esas itibariyle varlığın manasıyla alakalıdır. Ve bu esas itibariyle insanın özünde olan bir kaygıdır. Bütün insanlarda bir varoluş kaygısı vardır. Ama her insan bu varoluş kaygısını başka insanlar kadar belki yoğun yaşamaz. Yani farklı farklı yaşayabilirler. Diğer taraftan o kaygıyı yaşayan insanların bir kısmı o kaygının peşine düşer, bir kısmı yani daha az peşine düşer. O peşine düşen insanların bir kısmı bunu dile getirir, bir kısmı dile getirmez. Diğer taraftan dile getirenlerin bir kısmı bunu yazılı hale getirir, bir kısmı da yazılı hale getirmez. Bunu düşündüğünüz vakit o asli kaygı, bakın mertebe mertebe, bütün insanlarda var. Ama bunun peşine düşmeyen insanlar var. Bayağı çoğunluk aslında böyledir yani. Diğer taraftan o peşine düşenlerden onu yaşayıp dile getirmeyenler vardır. Kendi içlerinde o kaygının cevabını bulmuşlardır, çözmüşlerdir. Kendi kendilerine yeterler. Etrafındaki insanlarla hayatlarını sürdürürken yani öyle devam ederler. Bir de işte onu dile getirip yazılı hale getiren var, işte kitaplar vesaire yazanlar var. Bunlar da zaten yine sınırlı. İşte bunlar arasında da bir de bunları farklı farklı şekillerde yapanlar var. Ve o yönden baktığımızda bir defa Osmanlı düşüncesinin bu anlamda o kaygıyı yaşayan, dile getiren ve onu yazılı hale getirenlerin arasında çok büyük isimler var. Çok fazla isim var. En azından sırf İslam Ansiklopedisindeki maddeleri dikkate alacak olsak, öyle söyleyeyim size. İslam Ansiklopedisindeki ismi geçen maddeler, ki bunlar yani esas büyük bütün o düşünürlerin çok cüz'i bir kısmını oluşturur. Ben bir oran söylemeyeyim. Yani hadi diyelim beşte birini oluştursun hadi. Daha fazla da beşte birini oluşturur. Bunların şeydeki sayısı, ansiklopedide madde başı olmuş olanların sayısı 2600 civarında. Yani 2600 civarında düşünürün adı geçiyor şeyde, İslam ansiklopedisinde. Yani bu ama beşte biri. Bunu beşle çarpacaksınız. Beşle çarptığınızda karşınıza inanılmaz bir rakam çıkıyor. Şöyle söyleyeyim. Mesela yine Hammer'in yaptığı bir tespit var. Geçişte de Osmanlı Şimdi İş Konusu diye çok önemli bir eseri var. Osmanlı Şiir Sanatı diye. O şiir sanatında divan sahibi şairlerin sayısını yani 14. yüzyıldan miladi 14. yüzyıldan 19. yüzyılın başına kadar, yani yaklaşık bir 400 yıl, 4-500 yılda yaşamış olan şairlerin sayısını
2300 olarak veriyor. Her birisinin divanı var. Bu divan sahibi şairlerin, ki Türkçe divanı olanlar bunlar. Bunların Arapça ve Farsça divanları da var ayrıca. Bir kısmının, bayağı bir kısmı. Yani şöyle düşünün. Normal olarak şiir, ki divan sahibi olmak çok büyük bir şeydir. Felsefenin de fevkinde olan, üstünde olan bir şeydir. Onu düşündüğünüz vakit felsefenin de fevkinde olan bu kadar 2300 civarında divan sahibi şairi yetiştirmiş olan bir toplumdan bahsediyoruz. Ki bu Homer'in tespit ettikleri, bir de Homer'in tespit etmedikleri var. Şimdi Osmanlı düşüncesi nedir dediğimiz vakit, bak şey olarak o kaygıyı yaşayıp dile getiren ve onu yazılı hale getirenlerin sayısına baktığımızda inanılmaz bir rakamla karşı karşıyayız biz. Bütün bir Batı dünyasının şairlerini topla, kesinlikle bu kadar şair çıkmaz. İngilizlerin, Fransızların, Almanların, İtalyanların, efendim İspanyolların şairlerini, edebiyatçılarını topla, bu kadar rakam ortaya çıkmaz yani. Şimdi biz buna bir de Osmanlı toplumunda Arapça ve Farsça ve diğer dillerde, yerel, bölgesel dillerde hazırlanmış, ortaya konmuş olan şiirleri de ekleyecek olsak inanılmaz bir şey çıkar. Bir servet çıkar ortaya. Yani. Bunlar, bakın kütüphanelerimizde bunların büyük bir kısmı mevcut. Ama biz henüz bunların daha henüz şeyini bile, dökümünü bile çıkarabilmiş değiliz. Yani biraz önce demiştim ya, çok büyük böyle Himalayalar gibi büyük bir dağ silsilesi ile karşı karşıyayız. Bu kadar büyük bir dağ silsilesinin zirveleri var. Ve o zirvelerin hepsi de böyle şeyin, puslu şeylerin arkasında duruyor. Bir şeylerle örtülmüş vaziyette. Biz şimdi yavaş yavaş kafamızı kaldırdık. Hayretle bakıyoruz. Ama hayretle bakarken şunu da söyleyeyim. Yani en azından bir 20 yıl öncesine göre şu anda hakikaten çok iyi durumdayız. Şu anda sırf benim bildiğim yüzlerce genç arkadaşımız Osmanlı düşüncesiyle şu veya bu şekilde meşgul oluyor, çalışıyor. Doktora tezleri, yüksek lisans tezleri, sempozyumlar vesaire, bir sürü çalışmalar, tahkikler, efendim tercümeler, bunlar devam ediyor. Ve şey, artık adım adım bugün bir Osmanlı düşüncesi, Osmanlı felsefesi var mı yok mu diye konuşmaya başladığınız vakit veya birilerine sorduğunuz vakit, bilenler zaten böyle bir soru sorana istihza ile bakıyor. Bilmeyenlere de selam olsun, ne diyelim. Şimdi peki Osmanlı düşüncesi nedir dediğimizde, demek ki asli kaygı. Şimdi diğer taraftan da düşüncenin önemli özelliklerinden birisi bir defa hayatın belirli bir düzen içerisinde kavranması. Yani nedensellik bağı içerisinde şeylerin, hadiselerin irtibatlandırılması, kavranması da düşüncenin bir mertebesi. Bu yönden baktığımız vakit hukuktan siyasete, fizikten biyolojiye, efendim şeyden, kimyadan şeye kadar, işte toplumsal analizlere, edebiyat teorilerine varıncaya kadar çok çeşitli alanlarda oluşmuş çok büyük bir birikim söz konusu. Orada yine düşüncenin belirli bir mertebesini oluşturuyor. Bir de düşüncenin farklı bir boyutu, bir tarih var. Hatırlama dediğimiz bir tarafı vardır düşüncenin. O yönden baktığınız vakit Osmanlı döneminde inanılmaz bir tarih şuuru vardır. O tarih şuurunun merkezinde nübüvvet vardır. Nübüvvet esası vardır. Ve nübüvvet bütün bir tarihin a priori ilkesi olarak kabul edilir. Ve bütün bir tarih nübüvvet perspektifinden ele alınır. Daha çocuklara şey öğretilirken, bütün bir geçmiş öğretilirken, şeyin, dedemizin ve ninemizin, Hazreti Adem ve Hazreti Havva olduğu, bütün insanlığın bir tane bu Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın çocukları olduğunu ve sonrasında da Cenab-ı Hakk'ın insanları terk etmeyip onlara sürekli peygamberler gönderdiğini ve dolayısıyla
bütün bir insanlık kültürünün esasında nübüvvet ve nebilerin getirdiği bilgilerin olduğunun şuurunda olarak yetişir her Osmanlı toplumunun ferdi. Öyle düşünün yani. Bunu dikkate aldığınız vakit inanılmaz bir tarih şuuru ve diğer taraftan da ahir zaman peygamberinin ümmeti olmanın getirdiği hem imkanlar hem sorumluluğun farkında olan hem de içinde yaşadığı zamanın şuurunda olan insanlarla karşı karşıya. Dolayısıyla bunları dikkate aldığınız vakit demek ki hatırlama, irtibatlandırma ve kaygı perspektifinden baktığımız vakit inanılmaz zengin, büyük, şumullü, kapsamlı bir düşünceyle karşı karşıyayız. Ve bunun inceliklerine baktığımız vakit yani her birisi dille alakalı inanılmaz konular, işte zihni varlıkla alakalı, o alanla alakalı inanılmaz şeyler var. Mertebe yani çalışmalar var. Diğer taraftan fizik, tabi ilimlerle, matematikle alakalı çalışmalar var. Ama aynı şekilde şeyle de irtibatlı olarak ciddi çalışmalar var. Mesela toplum, toplumsal hayat, toplumsal hayatın düzeni, ahlak, hukuk, siyaset inanılmaz yani. Onların hepsini, her birisini inceleyecek olsanız çok inanılmaz şeylerle karşı karşıya kalırsınız. Bunların yanında mesela öyle alanlar var ki mesela edebiyat olarak biliyoruz biz. Diyelim Mesnevi. Mesnevi'nin etrafında oluşan tefekkür kendi başına inanılmaz. Mesela şeyle alakalı, dil konusuyla alakalı yapılan çalışmalar. Süleymaniye Kütüphanesi'ne gidin. Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan kitapların belki yarıya yakını dille alakalıdır yani. Ne demek dille alakalı? Millet zannediyor ki onu işte Arapça gramer, Arapça sarf-ı nahvi ile alakalı metinler falan zannediyor. Tabii ki Arapça sarf-ı nahvi ile de alakalı ama ne demek onlarla meşgul olmanın insanlara sağladığı imkanlar neler? Onların farkında olmak lazım, anlamak lazım önce. Evet. Hocam, ben burada izleyicilere bir şey hatırlatmak istiyorum. Kendileri size sorularını sohbet kısmından iletebilirler. Diğer bir soru hocam, siz işte Osmanlı düşüncesini incelerken Fahrettin Erazi ile Muhiddin İbni Arabi'ye önemli bir yere konumlandırıyorsunuz. Bunları diğer Osmanlı düşünürlerinden ayıran temel şey ne? Daha doğrusu diğer düşünürlerden ayıran temel Evet. sahipler nelerdir hocam? Güzel. Fahrettin Erazi de Muhiddin İbn Arabi de tabii ki Osmanlı'dan önce yaşamış çok önemli iki düşünürümüz. Fahrettin Erazi'nin en önemli özelliği kendisinden önceki bütün bir İslam medeniyet birikimini kendi eserlerinde bir araya getirmiş, telif etmiş. İnanılmaz büyük bir kafa. Yani inanılmaz yani. Hakikaten çok büyük bir zirve. Hep İmam Gazali ön plana çıkarılır ama İmam Gazali aslında Fahrettin Razi'yi hazırlıyor. Yani Fahrettin Razi hazırladığı için İmam Gazali büyük. Halbuki Fahrettin Razi sadece Fahrettin Razi değil. Tabii ki İmam Gazali aynı zamanda İbn Arabi'yi de hazırlıyor. Fahrettin Razi'yi hazırlıyor. Yani o yönden önemli. Fahrettin Razi'nin şöyle bir özelliği var. Kendisi biliyorsunuz Moğol istilasından önce yaşıyor. Ve Moğol istilasından önce İslam medeniyetinin bütün o birikimi ne aslında mesela eserlerinden birisinin adı Muhassal'dır. Adı öyle. Birisi tahsil, mahsuldür mesela. Muhassal, mahsul. Ondan sonra El-Metalibül Aliye. El-Mebaisul Meşrikiye. Mesela böyle şeyleri var. Eserleri var. Bunların şeyleri var. Tefsiri Kebiri var mesela. Şimdi bunlara baktığınız vakit yani işte dille alakalı usulle, kelamla bütün alanlarda eserleri var. Öyle bir özelliği var ki Fahrettin Razi'nin eserlerinin öyle bir özelliği var ki herhangi bir alanda yazdığı eseri okuduğunuzda geçmişte birilerinin o konuda ne yapmış olduğunu merak etmiyorsunuz artık.
O artık kendi kendine yeterli bir bütünü size sunuyor. Ve siz onu başlangıç, hareket noktası olarak kabul edip ondan sonrasında devam edebiliyorsunuz. Razi'nin öyle bir özelliği var. Razi aslında bir anlamda geçmişteki birikimi içinde taşıyarak, hani Hegel'in bir ifadesi var işte, çokça kullanılan bir ifade. Aufhebung der Hegel bunu anlatmak için. Onu aşıyor. Yani Mutezile'yi içinde taşıyor, Eşariliği içinde taşıyor, Maturidi'yi içinde taşıyor. Onun dışında Zahiriliği, hepsini yani içinde taşıyan bir tefekkürü var. Çok kapsamlı düşünüyor. Ama en önemli özelliği o hep böyle şeyi, mantığı ve tabiri caizse nesnelliği, objektifliği esas yani ilke olarak kabul ediyor. Ve bütün bir sistemini mantık üzerine kuruyor, mantığa dayalı olarak inşa ediyor. Dolayısıyla Razi'nin şeyi, sistemi inanılmaz. O yönden çok çok önemli. Yani Razi, yani şöyle düşünebilirsin. Razi hem İbn Sina'yı, hem Farabi'yi, hem Gazali'yi, hem efendim İmamül Harameyn'i, hem daha başka ne kadar meşhur alim varsa kendisinden önce yaşamış, onların hepsini içinde taşıyor. İçinde taşıdığı için de artık onlarla iştigal etmeyi çok da gerekli görmüyor, öyle söyleyeyim. Fakat Razi'nin özelliği şu: Razi daha çok işin mantıki tarafını ön plana çıkarıyor. İbn Arabi'ye geldiğimizde, İbn Arabi'nin bir mektubu var. Kendisi, ben diyorum, 17-18 yaşlarındayken yazdığı kabul ediliyor mektubunun. Mektubunda diyor ki, tabi bu gerçek mi, fiktif mi? Onları tabi tam olarak tahkik etmek zor, ama yani onu gerçek olarak da kabul edebiliriz. Bir sorun teşkil etmez. Çünkü hakikati dile getiriyor. İbn Arabi daha genç yaşlarında, ama İbn Arabi o vakitler Endülüs'te yaşıyor. Bakın, Endülüs'te yaşayan şeyin İbn Arabi'nin Herat'ta yaşayan, Herat bugünkü nerede Herat? Afganistan. Düşünün ya. Yani. Afganistan'da yaşayan şeye mektup yazıyor. 17-18 yaşlarında genç. Diyor ki, ben diyor senin bütün eserlerini okudum. O vakitte Razi bayağı bir alim. Büyük bir alim tabii, meşhur. Bütün eserlerini okudum. Sen diyor çok büyük bir alimsin. O noktada bir şüphe yok. Fakat diyor senin sisteminde bir eksiklik var. O eksikliği ben ikmal edeceğim. Yani o eksiklik doğrudan doğruya keşf ile alakalı boyut. O keşf tarafı eksik olduğu için o eksikliği diyor ben ikmal edeceğim diyor. Aslında İbn Arabi'nin yaklaşım şekli biraz şey gibidir. Biraz hani benzetmek gerekirse, illa benzetmek lazımsa, şey gibidir. Kant'la Alman felsefesinde Hegel arasındaki irtibat gibidir. Yani Kant tamamen böyle şeyde mantık esaslı ve bu formel tarafı daha fazla ön plana çıkaran bir düşüncesi vardır. Hegel söz konusu olduğunda Hegel daha böyle şey, ne diyelim, sezgisel ve bütünsel taraftan bakarak meseleye bakar. Kant belli ölçüde parçalar, parçaları sonra bütünleştirir. Hegel de bütünden bakarak parçayı kavrama tavrı vardır. Ve şeyde Hegel'de biraz daha, ne diyelim, bir şey metafiziği vardır. Metafizik derken immanent metafiziği derler ona. İmanent, içkin bir perspektif vardır. Yani bir anlamda Tanrı'yı aleme içkin olarak kabul eder, oradan bakar. Dolayısıyla Kant'ta transcendence önemlidir. Hegel'de immanent, içkinlik önemlidir. Ya sırf benzetme açısından söylüyorum. Ama ikisi birlikte Alman idealist felsefesinin iki çizgisini oluşturur. Sonrasında da bakarsınız Kant'ın fikirlerinin bir tarafını, mesela işte Urteils Kraft'ını, yani Fransızlar daha fazla ön plana çıkarır.
Fransız felsefesi oradan beslenir. Saf aklın eleştirisini işte Anglo-Sakson dünyası daha fazla dikkat alır, oradan beslenirler. Almanlar da kendileri Kant'ın daha çok pratik aklın eleştirisinde ortaya koyduğu yaklaşımı esas alarak oradan devam ederler. Dolayısıyla Kant'tan sonraki düşüncede böyle bir durum söz konusudur. Hegel söz konusu olduğunda Hegel Kant'ı biraz daha farklı bir yerden aşma iddiasındadır. Onun üzerinden de farklı farklı ideolojiler ortaya çıkıyor. Onları tabii kendi içerisinde ayrı konuşmak lazım. Şimdi benzer bir şey aslında İslam medeniyeti 13. yüzyılda yaşıyor. Razi ile birlikte böyle formel bir mantık esaslı bir sistem söz konusu. Ama şey İbn Arabi ile birlikte mantığı reddetmeyen ama mantığı keşf üzerinden aşan, o da makul tabii ki, unutmamak lazım. O da makul, böyle irrasyonel bir şey değil. Aşan bir tavır, bir perspektif ortaya çıkıyor. Birisinde esas itibariyle nedir? Farklı farklı unsurları bir araya getiren mantıki ilişkiler düzeni içerisinde kavrama ön plana çıkarken özellikle şey söz konusu olduğunda İbn Arabi bütünden hareketle parçayı kavrayan, dolayısıyla bütün üzerinden meseleye bakan, yani vahdeti vücudu ön plana çıkararak onun üzerinden meselelere bakan bir perspektif karşımıza çıkıyor. Bu aynı zamanda şeyde de onu görüyorsunuz. İşte işrakilik bu arada ortaya çıkan yaklaşımlardan birisi. Bakın işrakilik, meşşailik, vahdeti vücut. Bakın böyle ayrı ayrı üç ayrı akım. Bunun yanına bir de şeyi eklememiz gerekiyor. Özellikle fıkıh usulü ve fıkıh usulünde karşımıza çıkan dil merkezli, o belagat, bütün o edebi sanatlarla irtibatlı olarak devam eden bir düşünce tavrı daha var. Ama bunların hepsi bir şekilde Fahrettin Razi ile irtibatlı. Şimdi bunu dikkate aldığımızda o zaman Fahrettin Razi ve İbn Arabi işte Himalayaların gibi o dağ silsileleri içerisindeki iki tane önemli zirve. Ama bu zirveler sadece öylece kalmıyor. Yanlarında bir sürü zirveler ortaya çıkıyor. Konevi gibi, efendim Molla Fenari gibi, işte Molla Hüsrev gibi, ama onun yanında işte İbni Kemal gibi, Taşköprülüzade gibi, hep devam eden böyle bir sürü mütefekkir var. İşte Hayali gibi, ne bileyim, bir sürü yani. Ali Kuşçu gibi falan. Şimdi bunların hepsini dikkate aldığımızda bunların hepsi aslında büyük bir şey. Böyle zirveleri temsil ediyor ama düşünce zirvelerden ibaret değil. Düşünce hayatın bütün alanına nüfuz etmiş vaziyette. Hayatın bütününe nüfuz eden ve ona sirayet eden, birbiriyle irtibatı içerisinde o bütünü muhafaza eden ne var? Mesela Ahmediye var, Muhammediye var, Envarul Aşıkîn var. Ama bunların yanında mesela bütün bir şey, bütün o divan edebiyatı, ama aynı şekilde biz ne güzel isim koymuşuz ilahi diye. Değil mi? Yunus Emre gibi, işte Niyazi Mısri gibi, daha bir sürü böyle insanların kolayca ezberleyerek her türlü vesileyle tefekkür ve tezekkür ederken söyledikleri şiir şeklindeki düşünce var ve bu bütün bir şeyi hayata nüfuz ediyor. Şöyle söyleyeyim, 14. yüzyılda Osmanlı Osmanlı Niğde Savaşı'ndan sonra esir esir düşüncelerin bir zat var. George George diye birisi, Georg von Gall. O 15-16 yaşlarındayken esir düşüyor ve şeye, Bursalı bir aileye veriyorlar. Bursalı bir aile aslında normalde köle. Köle olmasına rağmen onu bir evlat gibi yanlarına alıyor. Yaklaşık 40 yaşına kadar o aileyle birlikte yaşıyor. 40 yaşı civarında da onu azat ediyorlar. Yani sonra dönüyor. Döndükten sonra o hatıratını anlatıyor. Hatıratını anlatırken bak Bursa'da hatıratında kendi ezberlediği birçok Yunus Emre'den dörtlüğü de o hatıralarında yazıyor. Hem de şeyle Türkçe olarak yazıyor yani. Yunus Emre dediğimiz vakit yani öyle şey gibi düşünmemek lazım. Yunus Emre, Hacı Bayram, Veli Hacı Bektaş vesaire vesaire bir sürü şeyler
bu sufiler. Bunlara baktığımızda bunlar da şey gibi, bütün bir toplumu böyle bir arada tutan, yani bir toplumun bir iskeleti vardır. O iskeleti ne oluşturur? İşte devletin formel unsurları, ki kadılar oluşturur. Bunları işte bir arada tutan bir şey vardır böyle. İnsanın bedenindeki kemiklerin iskeleti dışındaki diğer şeyler. Bir de bütün bunların canlılığını muhafaza eden damarlarda dolaşan kan vardır. O kan da esas itibariyle işte dediğim gibi o tasavvufi dediğimiz esas, yani o gelen şeyler. Bunların hiçbirisi biri diğerinin alternatifi, biri diğerinin zıttı, karşıtı falan değil. Tabii ki alimler arasında, insanlar arasında, kardeşler arasında her zaman ihtilaflar, kavgalar olur. Ama bunlar yapısal kavgalar değil, daha çok mevzii ve bir zaman içerisinde kısa süreli ihtilaflar olarak görülmeli. Evet. Hocam, vahdeti vücudu insanlık tarihinin gördüğü en rasyonel ve en muhkem düşünce sistemi olarak tanımlıyorsunuz. Bu kısmı biraz açabilir misiniz? Şimdi tabii vahdet-i vücut dediğimiz vakit, vahdet-i vücudun en önemli tezi nedir? Varlık bir tanedir. O kadar. Varlık bir tanedir dediğimizde biz normal gündelik hayatta ne yapıyoruz? Aslında biz etrafımızda bir sürü kesret, çokluk görüyoruz. Aslında gördüğümüz çokluk bizim varlık yapımızla alakalı. Mesela yerküreye baktığımız vakit yerkürede bir sürü çok bir şeyler görüyoruz. Ama mesela Ay'a gitmiş olan birisi Ay'dan yerküreye bakacak olsa orada çokluk görür mü? Değil mi? Mesela biz şimdi güneşe bakıyoruz, bir tane güneş, bir tane ay. Yıldızlara bakıyoruz, bir tane yıldız. Şimdi yıldız da yıldız, yani o büyük yıldızlar veya mesela güneş. Şimdi güneşe biz bir mi diyeceğiz, çok mu diyeceğiz? Güneşte birlik mi var, çokluk mu var? Yani bu aslında bizim dediğim gibi varlık yapımızla alakalı olarak baktığımızda sanki çokluk varmış gibi görüyoruz. Mış gibi görmemizin önemli sebebi bizim varlık yapımız, algı yapımız. Nedir? İşte gözümüz var, renkleri algılıyor sadece. Renkleri algılamaya, algılama imkanını sunuyor. İşte kulağımız var, o da sesleri algılama imkanı sunuyor. İşte tat alma duyumuz var, o sadece işte tat almayı imkanı veriyor. Burnumuz işte koku alma imkanını veriyor. Varsayalım bizim gözümüzün yapısı o ışınları birbirinden ayıracak durumda olmasa ve sadece tek renkli olarak algıladığımızı algılayacak durumda olsa. Sadece tek renk algı. Varsay işte her şeyin bembeyaz olduğu, en ufak bir ton farkının olmadığı bir bembeyaz bir oda olduğunu düşün. O odada kapıyla pencereyi birbirinden ayırmak mümkün mü? Mümkün değil. Yani şimdi o zaman bizim esas itibariyle bütün olan, bir olan şeyi farklı çok olarak görmemizin sebebi sahip olduğumuz, yani bizim varlık yapımız. Varlık yapımız öyle olduğu için biz var olan şeyi çokluk olarak görüyoruz. Aslında mesafe koyup geriden baktığımızda onu biz sırf fiziki boyutta bile onun bir tek olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Peki bütün bunların özü nedir diye soracak olursak, işte renkler o zaman bir itibarla ortaya çıkan varlıklar. Ses bir itibarla, yani kulağımıza itibarla ortaya çıkan varlık ses. Koku burnumuza itibarla ortaya çıkan bir varlık. İşte tat dilimiz itibarıyla ortaya çıkan bir varlık. Dolayısıyla bu itibarlar üzerinden bunların varlığından bahsedebiliyoruz. O zaman bizim madde dediğimiz şey de, ki kuantum fiziğinin bize anlattığı şey de bu. Nedir? O da bir itibarla bize katı gibi gözüküyor. Aslında atom altı alana girdiğinizde orada sadece enerji olduğunu söylüyorlar bize, inanacaksak şayet. Şimdi ama enerji belirli bir itibarla bir arada bulunduğunda bizim işte
işte atom dediğimiz ve sonrasında cisimler dediğimiz şeylerle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyoruz ama bunların hepsi aslında enerjiden ibaret. Enerji nedir? Enerjinin ne olduğunu kimse bilmiyor. Verilmiş olan bir cevap yok. Şimdi ama biz enerjinin ne olduğunu bilmiyoruz da bilmiyoruz ama onun neticeleri üzerinden enerji hakkında konuşabiliyoruz. Bir sürü şeyler yapabiliyoruz, kontrol ediyoruz vesaire, biriktiriyoruz, harcıyoruz falan. Şimdi bütün bunları dikkate aldığımız vakit demek ki bizim madde dediğimiz şey de hakiki değil, itibari. Madde itibari ise o zaman ne oluyor? Güneş itibari, yeryüzü itibari, samanyolu itibari, orada bulunan her şey itibari. Normal kendi hayatımıza bakıyoruz. Kendi hayatımızda kullandığımız para itibari, efendim bulunduğumuz ev itibari, yollar itibari, işte oluşturduğumuz üniversite itibari, mahkemeler itibari, kanunlar itibari. İşte mesela geometri alanına geçiyorsunuz. Geometri alanında üçgenle alakalı konuştuğumuz bütün söylemler hep Öklit geometrisinin varsaydığı mutlak mekana itibarla geçerli. O mutlak mekanı terk ederseniz şayet o itibarı terk ettiğinizde geometrinin varlığından bahsedemiyorsunuz. O zaman o da itibari. Şimdi bütün bunları dikkate aldığımız vakit o zaman var olan her şeyin itibari olduğunu gördüğünüzde hep bir şeyden hareketli onun itibari olduğunu söylüyoruz ya. İşte oradaki den hareketle itibari olduğumuz şeyde bir aşamaya geldiğimizde orada ilahi isimler ve sıfatlar çıkıyor karşımıza. İlahi isimler ve sıfatların her birisi de ilahi zata itibarla bir varlık kazanıyor. Dolayısıyla onlar da mutlak değil itibari. Geriye kala kala ne kalıyor? Hakiki varlık olarak sadece Cenab-ı Hak kalıyor. Onun zatı. Onun dışındaki her şey ona itibarla bir cihetten var, başka cihetten yok. Dolayısıyla bütün bunu dikkate aldığımızda aslında günümüzde diyelim bütün o post truth söylemlerinin için yani iddialarının tamamını vahdet-i vücut içerisinde söyleyebilirsiniz. Nihilizme düşmeden. Pozitivizmin bütün iddialarını söyleyebilirsiniz. Vahdet-i vücut içerisinde herhangi bir şekilde pozitivist olmadan. İdealizmin bütün iddialarını savunabilirsiniz. Vahdet-i vücut içerisinde idealist olmadan. Yani materyalizmin bütün iddialarını savunabilirsiniz. Materyalist olmadan. Böyle bir düşünce sistemi olabilir mi işte? Var. O da vahdet-i vücut. Yeterli mi bu kadar? Yeterli hocam. Tamam. Teşekkürler. Hocam Osmanlı düşüncesinin temel meselelerinden bahsedebilir misiniz? Şimdi Osmanlı düşüncesinin temel meseleleri tabii çok. Yani bir defa varlık meselesi kendi başına çok önemli. Yani şeye baktığımız vakit işte Hacı Bayram Veli'nin şiirinde çok güzel ifade eder. Nagihan bir şara vardım, ol şarı yapılır buldum. Ben dahi bile yapıldım tacı toprağı arasında derken orada varlık meselesini o kadar güzel ifade eder ki çok katmanlı olarak adım adım devam edebilirsiniz onu. Onun o devam eden bir düşünce. Sadece Hacı Bayram Veli söylemiş ve orada kalmış değil. Hep devam eder. Dolayısıyla varlık meselesi. Varlıkla alakalı olarak varlığın tabii çok çeşitli yönlerden müzakeresi söz konusu. Ne gibi? İşte varlık dediğimizde bir şey vardır. Varlık hakkında konuşurken kullandığımız temel kategoriler vardır. Nedir? İşte vücub vardır, zorunluluk, imkan vardır, imtina vardır, mümteni. Ama aynı şekilde müstahil diye bir kategori vardır. Ama bunun yanında adem vardır. Diğer taraftan şey vardır. Yani farklı farklı şekilde eis, leis gibi isimlendirmeler vardır. Şimdi bunları hep dikkate aldığımızda ki bunlar hep varlık hakkında konuşurken kullanılan farklı farklı şeyler, kavramlar. Bunları sırf her birisini konuşmak istediğinizde bununla alakalı inanılmaz bir literatür var. Varlık meselesi. Yani işte diyelim E.G.'nin bir eseri var. Elmevakıf diye. Elmevakıf'ın işte meşhur şerhi, Seyyid Şerif Cürcani'nin şerhi. Sonra
Osmanlı ulemasının temel müracaat kitaplarından birisi. Hep müzakere edilmiş, konuşulmuş, tartışılmış. Hakkında çok büyük onun üzerinde şerhler, haşiyeler yazılmış. O şerhlerin, haşiyelerin her birisi kendi başına önemli. Çok büyük yani. Yani şöyle düşüneceksin. Mesela Şerhül Mevakıf'ın işte Şerhül Mevakıf'a yazılmış olan haşiyelerde böyle haşiyeler var ki haşiyeyi elinize alıyorsunuz. İşte orada geçen bir kavramla alakalı olarak işte iki sayfa yazmış. Tam bir makale gibi. Bir makale yani. Dolayısıyla her bir haşiyeyi elinize alıyorsunuz. Her bir haşiyenin içerisinde işte 200 tane, 300 tane makale var. Farklı farklı konularla alakalı. O makaleleri yazanlar da içinde yaşadıkları şartlarda bir taraftan o klasik birikimi ihya ediyorlar, hatırlıyorlar. Diğer taraftan da kendi yaşadıkları hayatla ve karşı karşıya kaldığı sorunlarla irtibatlandırıyorlar. Bunu her defasında yapıyorlar onu. Şimdi bu varlık meselesiyle alakalı. Şimdi bilgi meselesiyle alakalı. Yani mesela şöyle söyleyeyim. İşte Osmanlı düşünürlerin önemlilerinden birisi Murtaza Zebi'ydi. Biz Osmanlı düşüncesi dediğimiz vakit hemen aklımıza şey geliyor ya. İşte İstanbul'da işte yaşayan Şeyhülislamlar falan. Yani olabilir mi yani? Osmanlı Devleti dediğimiz devlet çok büyük bir devlet. Mısır da ona dahil, Sudan da ona dahil, Kuzey Afrika da ona dahil. Osmanlı düşüncesi dediğimiz vakit demek ki Mısır'daki düşünürler de Osmanlı düşünür. Kuzey Afrika'daki bütün düşünürler de Osmanlı düşünür. Şeydeki Arap Yarımadası'ndaki düşünürler de bugünkü Suriye, Irak, Filistin, bütün oralardaki olanlar, Balkanlar'da yaşayanlar, onların hepsi Osmanlı düşünür yani. Dolayısıyla Osmanlı düşüncesi sadece İstanbul'da yaşayan ve sadece Türkçe olarak ortaya konulmuş olan düşünce değil ki. Yani onu hatta Osmanlı düşüncesini biraz daha şey yapacak olsanız, daha yakından bakacak olsanız, Osmanlı düşüncesinde Osmanlı toplumu sadece Müslümanlardan oluşmuyor. Gayrimüslimler de var. Mesela diyelim 17. 18. yüzyıllarda Rumlar, Ermeniler, Yahudiler acaba düşünmüşler mi? Ne gibi düşünceler ortaya koymuşlar? Hiç bilmiyoruz. Daha henüz araştırmaya falan başlamadık ya. Halbuki onlar da Osmanlı toplumunun mensupları, Osmanlı toplumu, millet sistemi. Yani onların hepsini birlikte dikkate almamız lazım. Yani o kadar kapsamlı bir şeyle karşı karşıyayız. Onu demek istiyorum. Şimdi mesela bilgi meselesi. Şimdi bilgi meselesiyle alakalı olarak son zamanlarda bir sürü çalışmalar var. İşte Taftızıhan'ın, İyici'nin, efendim başka düşünürlerin bilim şey bilgi anlayışı teorisiyle alakalı olarak. Fakat büyük bir kısmı henüz şeyden ibaret. Yani onların ne söylediklerini işte yeniden Türkçe olarak yeniden söyleme gayreti olarak çıkıyor karşımıza. Henüz söylenenin ne manaya geldiğini düşünmeye başlamadık. Diyelim işte bilgi meselesini konuşurken alimler bakıyorsunuz işte 10 tane ayrı bilgi tanımı veriyorlar. Ve sonra 10 tane ayrı bilgi tanımı verdikten sonra onlar her birisiyle ilgili kendi tavırlarını ortaya koyuyorlar. Sonra kendi tercihleri var. O tercih ettikleri bilgi tanımıyla devam ediyor. Şimdi mesela şeylerden birisi şu. Diyelim A alimi bu 10 ayrı bilgi tanımından işte birisini tercih etmiş ama başka birisini tercih ediyor. Şimdi diğer taraftan o bilgi tanımları söz konusu olduğunda bilgi tanımlarını öyle bir şekilde kullanıyorlar ki diyelim mantıkla alakalı konularda bir bilgi tanımı kullanıyor. İşte edebiyatla alakalı alanda başka bilgi tanımı kullanıyor. Fizik alanında geçtim. Ahlak alanında geçtim. Bilgi tanımı kullanıyor. Dolayısıyla bir alimin farklı farklı alanlarla bağlantılı olarak oralardaki o mevzunun mahiyetine uygun şekilde kullandığı bilgi tanımları var. Mesela alim diyor ki işte bilgi diyor zaruridir. Dolayısıyla her insan tarafından zaruri olarak bilinir ne olduğu onun için tanımlanamaz. Bunu diyelim bunun ne manaya geldiğini bilmediğiniz vakit, araştırmadığınız vakit sadece bir laf olarak o kalıyor. Yani ne demek şimdi bilgi zaruridir?
zaruri olduğu için de tanımlanamaz. Ne demek? Şimdi bunu biz bir defa günümüzde bunu yeniden anlamamız, kavramamız lazım. Nereden başlıyoruz? Niye başlıyoruz? Şimdi mesela her birimiz sadece kısa bir ufak bir açıklama olsun onunla alakalı. Şimdi mesela biz normalde düşünme, sistematik manada düşünme faaliyeti ne zaman başlar? İşte akıl bali olduktan sonra. Akıl bali oluncaya kadar biz bir sürü şeyleri öğrenmiş oluyoruz. Bir çocuk mesela dille alakalı bütün bilgilerini yaklaşık 5-6 yaşlarına kadar öğreniyor. Sonrası zaten o çeşitlendirmeden ibaret. 5 yaşına gelmiş olan bir çocuk herhangi bir dili, ana dilini yani kusursuz bir şekilde konuşabilir. İnanılmaz bir şeydir bu yani. Şimdi ama acaba orada çocuk bir bilgi tanımına sahip olarak mı dili öğreniyor? Hayır. Dili öğrendikten sonra dille alakalı olarak sahip olduğu bilgiye dayalı olarak akıl bali olduktan sonra o kendi sahip olduğu bilgiler üzerinde düşünmeye başlıyor. Dolayısıyla bilgi o zaman bir anlamıyla bilgi zaruri olan ikinci manasıyla bilgiyi önceliyor. O zaman bilginin zaruri olmadığı şartlarda insan varlığını sürdürebilir mi yani? Dolayısıyla bilginin bir mertebeye kadar zaruri olduğunu fark edeceksiniz. Ondan sonra ikinci mertebesi, üçüncü mertebesi, dördüncü mertebesi her bir mertebeyle alakalı ayrı bir bilgi tanımına ihtiyacınız olduğunu göreceksiniz. Bilgi tanımları içerisindeki zirve noktayı ne oluşturuyor? Bilgi bir melekedir diyorlar artık. Bilgi bir melekedir ne demek? Aslında varlıkla yani var olmayla bilmenin özdeş olduğu hal. Ve bu esas itibariyle nedir? Kemal noktasıdır. Ahlakla yani iyi, doğru ve güzelin bir insanın hayatında bütünleşmiş halinde işte bilginin meleki haline gelmiş şekli diyoruz. Bu ne oluyor? Bütün bir Osmanlı medrese eğitiminin amacı. Hem Mekke şeyde medreselerde hem şeyleri tekkelerde insanlardan beklenen şey meleke kesbetmeleri. Meleke kesbettikleri zaman mesela bir fakih meleke kesbettiğinde artık bütün o fıkıh kitaplarında, hadis kitaplarında bilmesi gereken her şeyi görmüştür, biliyordur. Artık herhangi bir düşünme ihtiyacı hissetmeksizin karşı karşıya kaldığı meseleyi tık çözer. Hiç. O kadar. Ve bakarsınız onun delillerini falan soracak olsanız size 40 tane delil anlatabilir. Ama karar verirken hiç de 40 tane delil aramaya ihtiyaç hissetmez. Öyle olduğu için Osmanlı toplumunun taşıyıcı unsurları meleke sahibi insanlardır. Meleke sahibi insanlar olduğu için bu meleke sahibi insanlar o kadar çok ve o kadar yaygın ki bunlar gittikleri her yerde toplumda merkezleri oluşturuyorlar. Toplumlar hep meleke sahibi, kemal sahibi insanlar etrafında organize olduğu için de hiçbir zaman için o formelleşmeye ihtiyaç olmaksızın yani o düşünceyle hiç irtibat kopmadan toplum kendi varlığını sürdürebiliyor. Peki Osmanlı düşüncesinin meseleleri bak. Değil mi? Bilgi meselesini konuşurken neler çıkıyor karşımıza? Şimdi diğer taraftan dille alakalı meseleler. İnanılmaz zengin ve teferruatlı. Yani bitmez. Mesela şey dilin kökeni, dilin mahiyetiyle alakalı, dilin mantıksal analizi. Üf, inanılmaz. O pragmatik dediğimiz alanla alakalı işte beyan, bedi, mani alanı, fıkıh usulü orada. Diğer taraftan işte ahlakın temeli, meta etik diye bugün kullanılan bir sürü yani bir yaklaşım var. İyi ve kötünün nasıl tanımlanacağı meselesi. Onunla alakalı olarak mesela mukaddimat-ı erbaat diye risaleler var. Orada doğrudan doğruya iyi ve kötünün ontolojik mahiyetini keşfetmeye çalışan, onun üzerinde duran inanılmaz derinlikli, sistematik, çok esaslı çalışmalar. Onlarla ilgili bazı çalışmalar yapıldı. Onları yani mukaddimat-ı erbaa risaleleri falan diye Google'dan arayacak olsanız birkaç tane makale çıkar. Ama onların hepsi nihai değil, ilk çalışmalarda. Şimdi diğer taraftan baktığımız vakit mesela bizim şeyde klasik düşüncemizin önemli özelliklerinden birisi mesela temsiller. Daha önce bahsetmiştim Mesnevi mesela. Biz Mesnevi'yi zannediyoruz ki çocukları işte uyutmak için anlatılan hikayeler veya hatta bazıları çıkıp hem o selefici falan geçinenler.
Efendim böyle kitapla sünnetle alakası olmayan hatta işte uydurma hadislerin falan da bol bol kullanıldığı işte bir metin falan diye şeyi mesnevi anlatırlar. Halbuki öyle değil. Mesnevi de dili nedir? Temsildir esas itibariyle. Temsil de Kur'an-ı Kerim'in neredeyse yarıdan fazlasını oluşturur. Hatta üçte ikisini oluşturur. Kur'an-ı Kerim'deki o temsil boyutu çok önemlidir. O temsil boyutunun özelliği nedir? Aslında günümüzde bütün o modern teorilerin hepsinin özelliği temsili bir tarafı vardır. Modeller oluştururlar. Modern bilim adamı. Yani sosyolojide modeller vardır. Max Weber mesela ideal tipler modelini geliştirmiştir. Efendim siyaset biliminde farklı farklı modeller vardır. Aile modeliydi, bilmem şu modeli, bu modeli. Diğer taraftan günümüzde mesela siyaset bilimciler sürekli modeller, senaryolar hazırlarlar. Senaryolar üzerinden bütün hayatı açıklamaya çalışırlar. Ekonomi alanına geçersiniz, orada bir sürü modeller vardır. Modeller geliştirir. Hep temsiller bunlar yani. Şimdi bu taraftan baktığınız vakit divan edebiyatı modellerle, temsillerle dolu. Ve o temsiller hem bizim şeyle gerçekliği kavramamız hem de o gerçeklikte nasıl davranmamız gerektiğiyle alakalı bize hem normatif hem deskriptif bir şekilde içinde yaşadığımız gerçekliği kavramaya imkan sağlayan inanılmaz şeylerdir. Ne diyelim? İnanılmaz unsurlardır bunlar. Yani bizim şeyde klasik düşüncemizde tabii ki nazariyeler var. Ama bizim bugün yaygın olarak modern bilimde kullandığımız manada matematikleştirilmiş bir bilim henüz gelişmiş değil. Kısmen var da çok yaygın değil. Ama şey söz konusu olduğunda temsiller üzerinden, modeller üzerinden toplumsal hayatı, o gerçekliği kavrama cihetine bakacak olursanız inanılmaz zengin bir birikim var. Bu yönden baktığımız vakit mesela hep İslam siyaset teorisi falan onlarla ilgili çalışanlar genellikle hep böyle meşai gelenek içerisindeki yazılmış çok sınırlı sayıda eserin dikkate alırlar. Halbuki onlar çok sınırlıdır. Onlar dönemlidir de tabii ama çok önemli sınırlıdır onlar. Şey değildir. Esas tayin edici olan taraf nedir? Mesnevi'de ve divan edebiyatında gördüğümüz o temsillerde sunulan ahlak ve siyaset anlayışıdır. Şimdi hani Yahya Kemal merhuma soruyorlar. Biz nasıl oldu da böyle Viyana'nın önüne kadar gittik? Hani verdiği cevap var ya. Pilav yiyip Mesnevi okuyarak diyor. Mesnevi okumanın tabii birkaç manası var. Onlardan birisi Hazreti Mevlana'nın Mesnevisini okuyarak. Diğeri de Mesnevi çok önemli bir türdür. O Mesnevilere baktığınız vakit inanılmaz zengin bir tefekkür vardır orada. Biz henüz bizim divan edebiyatındaki mesnevilerle daha entelektüel manada irtibat kurma aşamasında değiliz. Mesela meşhurlarından birisi nedir? Şeyh Galip'in Hüsnü Aşkı mesela bir mesnevidir. Fuzuli'nin şeysi söyle Fuzuli'nin Leyla mesela ile. Leyla ve Mecnun'u bir mesnevidir. Şimdi orada mesnevi dedik deyip hemen orada ne yapacaksın? Duracaksın. Ve bakacaksın. Ya dolayısıyla yani şimdi alanları böyle saymaya kalkacak olursam yani o kadar çok, o kadar geniş, o kadar derinlikli ki anlatmakla bitmez zaten. Evet Evet. hocam, ben de izninizle diğer bir soruyu geçmem gerekiyor. Hocam, Osmanlı düşüncesi insanı nasıl bir yere konumlandırmaktadır? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yine Batı düşüncesiyle mukayese yaparak anlatmak daha kestirme oluyor. Niye böyle? Çünkü genellikle Batı düşüncesini bizim insanımız, özellikle Türkiye'de yaşayan insanlar kendi düşüncemizden daha fazla tanıyor. Ha, ne kadar iyi tanıyor Batı düşüncesi ayrı bir konu ama yine de nispeten yani şimdi Molla Fenari ne düşünüyor veya şöyle bir soru soracak olsam 17. yüzyıldan bana veya 18. yüzyıldan bana 3 tane düşünür veya 10 tane düşünür söyle desem Türkiye'deki standart normal bir fark etmiyor insana. Yani üniversitede artık akademisyen de olabilir fark etmez. Söyleyeceği isimlerin hemen hepsi batılıdır yani. Öyle söyleyeyim. Onun için
ister istemez batıdaki bazı şeyleri söylemek bazı şeyleri daha kestirme yoldan anlatma imkanı sunuyor. Şimdi bakarsanız Batı dünyası insanı 17. yüzyılda yavaş yavaş fark etti. O da yine Osmanlı düşüncesi üzerinden fark ettiler. Yani o başka bir şey yok yani. O insanın kendini bilen Rabbini bilir ilkesi. Ama Osmanlı düşüncesinden Batılıların üstlendiği bir ilkedir. Sonra adım adım devam etti bu. Batılıların insanı tespiti aslında tam anlamıyla 20. yüzyılda gerçekleşti. 20. yüzyıldan önce Batılılar daha çok tabiata yöneldiler. Tabiatın araştırılması da önemliydi. Bir de tarih. Tarih ve tabiat önemli olarak ortaya çıktı. İnsanı da daha çok böyle bedeni ve psikolojik ilgileri cihetinden tanımak ve onun üzerinden kavramaya yöneldiler. Ancak 20. yüzyılda özellikle yani Batı düşüncesinde 20. yüzyılda üç ayrı cihetten insanı Batılılar fark etmeye başladı. Birisi egzistansiyalizmin ki varoluşçuluk olarak da isimlendiriliyor Türkçe'de biliyorsunuz. Orada karşımıza Heidegger çıkıyor. Heidegger Dasein dediği şey üzerinden yani Dasein var olan ve varlığının farkında olan varlık demek Dasein. İnsan yani ama her insan değil. Her iki ayaklı dik duran işte tüysüz varlığı insan kabul etmez Heidegger. Yani yaşayan ve biraz önce söylediğim manada o kaygı sahibi varlığının manasının en azından peşinde olan varlığa bir anlamda insandır. Bu manada Heidegger varlığı yani insanı varlıkla alakalı sorunun cevabını aradığı anahtar olarak görür ve onun etrafında durur ki Alman felsefesinde buna insan merkezli düşünme olarak felsefi antropoloji 20. yüzyılda ortaya çıkıyor. Öncesinde felsefi antropoloji aslında tam anlamıyla varsayılmaz. İnsanın yine dikkate alındığı ikinci bir alan dil. Dil üzerinden insanı keşfetmeye çalışan bir tavır var. Bir de toplum. Yani şimdi toplum insanı işte toplumun parçası olarak insanı işte dilin oluşturduğu dünyada varlığını sürdüren varlık. Bir de tabii sanat üzerinden yine insanı kavrama gayreti var. Bu üç ayrı alan. Batı düşüncesinde yani insanlığı insan üzerinden olup biten şeylere bakmanın yolları olarak çıkıyor karşımıza. İslam düşüncesinde esas itibariyle insan daha şeyde Peygamber Efendimizle birlikte nedir şey olarak daha Hazreti Ali'nin şiirlerinde onu görüyorsunuz. Orada diyor ki insan zübde-i alemdir. Yani bir alemi kebir, alemi sarayır ayrımı vardır. Hazreti Ali'nin şiirlerinde var. Yani Nehçül Belaga'yı okursanız orada görürsünüz. Alemi sagir ve alemi kebir. İnsanı alemi sagir olarak kabul eder. Mesela Cahiz'de falan onları takip edebilirsiniz. Cahiz'de mesela Kitabul Hayavan canlıları inceler. Canlılar üzerinden insanın alemdeki yerini keşfetmeye çalışır. Temel sorusu odur. Bu devam eder. Ama bu noktada bunu en sistematik hale getiren insanlar ilginç bir şekilde Mavera'yı düşünüyorlar ve bunlar arasında özellikle Yusuf Emre Dağlı'nın son ve son mesajı ve diğer adı Jesus konusu olduğunu baktığımızda genel olarak İslam düşüncesinin merkezinde insanlar yani genellikle Hristiyanlığın tesiriyle İslam düşüncesi böyle teosentrik falan diye anlatılır. Orada işte Selefi anlayışın da ortaya koyduğu bir yanılgıdır aslında bu. Tabii ki bütün varlığın esasında, başında, sonunda Cenab-ı Hak vardır. O noktada bir şüphe yok. Ama esas itibariyle biz Cenab-ı Hakk'ı nasıl tanırız? İnsanı tanıyarak insan üzerinden
Cenab-ı Hakk'ı tanırız. Cenab-ı Hak hakkında kullandığımız bütün isimlendirmeler, isimler ve sıfatlar aslında nedir? Antropomorfik unsurlar, yani teşbih içerir. Biz o teşbihler üzerinden tenziye giderek marifetullah'a ulaşırız. Yani dolayısıyla yani marifetullah'a gitmenin yolu insanın kendisini tanıması. Kendisi üzerinden bir defa marifetullah'a ulaşır. İnsan niye önemlidir? İnsan aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın isimlerin ve sıfatlarının şey olarak, kamil olarak en mükemmel bir şekilde bir arada tecessüm ettiği mazharıdır insan. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın isimleri ve sıfatlarını kavramak istiyorsan der klasik düşüncemizin bize söylediği şey. Neye bakacaksın? İşte insana. İşte şeyde Yunus Emre'nin şiirinde de var ya çalap şey gönül çalabın tahtı çalap gönüle baktı iki cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise. Şuradaki gönül insanın özü ve o insanın özünde esas itibariyle bütün isimler ve sıfatlar tecelli ediyor. Tecellinin de farklı mertebeleri var. Dolayısıyla şeyde bütün var olan her şey insan için, insan da Allah için var ve Allah'tan gelmiş Allah'a dönecek ama aynı şekilde o Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerini ve sıfatlarının tecelligahı. Dolayısıyla o Osmanlı düşüncesinde insanın tanınması esas itibariyle bütün gayretlerin hem şeyi başlangıcı hem sonu. Ve insanı tanıma yoluyla da insanlar yani o düşünürler kendilerini tanıyarak Rableriyle de irtibat kuruyorlar. Rablerini tanıyorlar. Ne anlamda? İnsan kendi sınırlarını gördüğü vakit o sınırlarıyla birlikte bütün o bağlılıkları, bağımlılıkları, zaafları vesaire onlar üzerinden ne yapıyor? Kendisine verilmiş olan her şeyin bir nimet olduğunu, nimetlerin zikredilmesi gerektiğini, zikirle birlikte şükür ve şükrün de fikre götüreceğini hep çok güzel bir şekilde anlatırlar. Yani İmam Gazali'nin İhyasındaki şeyi Kitab-ı Tefekkür okursanız orada çok güzel anlatır bunları. Bunlar tabii çok yaygın olarak klasik Türk düşüncesinin de esasındadır. Dolayısıyla insanın kendi kendisine yönelmesi, kendi kemalini arayışı aslında nedir? İlahi isimlerin ve sıfatların mazharı olmadaki o itibari imkanlarının genişletilmesi anlamında. Bu manada da baktığınız vakit devleti de nedir? İlahi isimler ve sıfatların insanların birlikte varlığı neticesinde ortaya çıkan bir üst, bir kemal yani o kemalin tezahür ettiği üst bir varlık olarak kavruyorlar. Fakat o kemalin tecessüm ettiği, tecelli ettiği üst varlık olarak devlet nihai varlık değil. Sadece insanın kemalini ararken uğrayacağı şeylerden, duraklardan birisi olarak önemli. Hep daha ötesi var. Hep daha ötesi var. Bunu dikkate aldığımız vakit yani insan üzerinde yoğunlaşan o düşünce kendi içerisinde hukuk alanını içeriyor, ahlak alanını içeriyor, siyaseti içeriyor, sanatı içeriyor. Hepsini içinde taşımaya başlıyorlar. Şimdi bunun da baktığımız vakit çok ilginç bir şekilde zemininde ikili bir varlık tasnifi var. Onu ayrıca konuşalım. Hocam, Osmanlı düşüncesinin nizam alem fikrinden bahsedebilir misiniz? Evet, nizam-ı alem, evet. Çok Nizam-ı söylenen, dile getirilen ama hani sınırlarının ne olduğu çok da fark edilmeyen bir kavram herhalde. Evet, nizam-ı alem tabiri tabii çok esaslı bir kavram. Nizam-ı alem ilk defa benim görebildiğim kadarıyla İmam Muhammed tarafından kullanılıyor. İmam Muhammed, İmam Ebu Hanife'nin çok talebelerinden ve en yakın arkadaşlarından
büyük müçtehit. Onun Kitab-ül Kesb diye bir eseri var. O Kitab-ül Kesb'de hani hep millet hep şey yapar ya, böyle ortalıkta dolaşan söylemler var işte kesb kavramı. Eşarilere mensup bu eşariler işte kesb efendim kısmi şeydir, cebriyecidir bilmem nedir falan diye böyle hesabını vermeden insanlar konuşuyor. Onlara hiç şey yapmaya gerek yok. Takılmaya gerek yok. Kesb kavramı eşariliğe ait falan bir kavram değil. Kesb kavramı ümmete ait bir kavram. Kur'an-ı Kerim'de kesbin kesebe ve iktesebe şeklinde kullanıldığı yerlere bakarsan çok yerde geçiyor. Dolayısıyla aslında kesb dediğimiz şey bizim şeyimizin insani insanın dünya hayatının, yakın hayatının temel kavramı. Yani o kesb kavramını biraz Almanca'ya çevirecek olsanız, biraz da böyle Hegel'in talebesi olarak biraz şey falan da işte David Ricardo efendim Adam Smith'le falan meşgul olup Hegel'in talebesi olursanız biraz da Feuerbach falan materyalizmden beslendiğinizde Marx olursunuz. O kesb kavramı işte Marx'ın Arbeit dediği o tam da çalışma dediği şeye denk düşer. Denk düşer derken yani Marx 19. yüzyılda yaşamış. Yani kesb biliyorsunuz İslam medeniyetinin temel kavramı dediğimiz vakit asırlarca kullandığımız bir şey. Dolayısıyla şeyin Marx'ın kesbi kullanması onu Müslüman yapmaz. Yani kesbe benzer bir kavram kullanması onu Müslüman yapmaz. Diğer taraftan da İslam medeniyetinde kesbin manasının yerinin işte Marksist düşüncedeki Arbeit yani çalışma kavramına bir benzerlik arz ettiğini söylemek yani Müslümanları Marksist materyalist falan gibi düşünmeyi gerektirmez yani öyle söyleyeyim. Sadece şunu söyleyeyim. Özellikle o Arbeit yani iş kavramı üzerinden daha sonra çok ciddi sosyal ontolojiler kurdu. Batılı düşünürler. İşte George Lucas falan gibi bir sürü isimler var. Onların kurdukları sosyal ontolojinin esasında tabii ki çalışma var. İşte şey de Kitab-ül Kesb'de İmam Muhammed tam da böyle sosyal ontolojik bir kavram olarak kullanıyor kesbi. Ve diyor ki alemin nizamı kesbedir diyor. Şimdi alemin nizamı biz alem dediğimizde genellikle onu bir yani günümüzde işte üniversum gibi düşünürüz. Üniversum da daha çok işte fiziki dünya yani astronominin bize anlattığı şeye nesnelerin nesneler kümesine biz kabaca üniversum falan diyoruz ya işte o alem. Ama nizam-ı alem derken İmam Muhammed'in kastettiği alem bu evren değil. Yani bu manadaki üniversum değil. Şeyin bahsettiği İmam Muhammed'in bahsettiği alem insanların kesbederek kendi gayretleriyle kazandıkları, oluşturdukları düzen. Dolayısıyla o kesb böyle bir şey ki ya mesela şöyle düşünün. Diyelim şu anda ben kendi adıma İstanbul'da yaşıyorum. Şimdi İstanbul'da işte 15-16 milyon insan yaşıyor. Bu insanların bakın bir sürü ihtiyaçları var. Gıda ihtiyacı var, su ihtiyacı var, elektrik ihtiyacı var. Şimdi evimde oturdum dışarıda kar falan yağıyor. Ama değil mi sıcak evimde oturdum. Eve su geliyor, elektrik var bak ne güzel bilgisayar bilmem ne falan. Ben hepsini kullanıyorum. Bunların hiçbirisi tabii değil ki. Şimdi bunların hepsi kesb ile ortaya konmuş bir şey. Yani ne yapıyor? Mevlana öyle diyor. Diyor ki sen diyor ya Rabbi mermeri yaratırsın. Ben ondan put veya şadırvan yaparım diyor. Şimdi dolayısıyla insandaki bu put ve şadırvan yapabilme kabiliyeti esas itibariyle bizim içinde yaşadığımız düzenin, alemin esaslarını oluşturuyor. Dolayısıyla alem dediğimizde İmam Muhammed'in kastettiği alem artık nedir? İnsan fiillerinden oluşmuş olan bir düzen. Mesela bir üniversite.
Yani üniversite insan fiillerinin koordinasyon alanı. Başka bir şey değil. Orada hocalar var, talebeler var. Ders kitapları var, mekanlar var. Onların hepsi kullanılıyor. Bir faaliyetin adına biz üniversite diyoruz. Bunlar hepsi müktesep bir şey yani. Eğer siz o kespi bırakırsanız üniversitede ders yapmayı, üniversitede bir şeyler öğretmeyi, bildiğiniz şeyleri başka yeni gelişen nesillere aktarmayı, onların önlerindeki işte ortaya çıkmış olan sorunları çözmeyi vesaire terk ederseniz o zaman üniversite diye bir şey olmaz. Mesela mahkeme. Mahkeme nedir? İnsanların arasındaki ihtilafların belirli kurallara bağlı olarak çözüldüğü, halledildiği mekandır. Hep müktesep bir şey yani. Yani orada insanların ihtilaflarının çözülmediği bir mahkeme olabilir mi ya? Varlığını sürdüremez. Onun gibi işte devlet de müktesep bir düzendir esas itibariyle. Bunları dikkate aldığımız vakit devlet de tabii bir şey değil yani müktesep bir düzen. Bunu dikkate aldığımız vakit işte İmam Muhammed'in söylediği şeyde nizam-ı alem kesptedir diyor. İşte aslında o bütün nizam-ı alemle alakalı Osmanlı dünyasında anlatılan o kadar çok eser var ki. Ben bu kitapta onlardan çok sınırlı sayısına atıfla ana hatlarıyla yani bir bu alanı bir araştırılması için bir kapı açmaya çalıştım. İnşallah o kapıdan daha girilecek. Yani sosyal ontolojik bir kavram olarak nizam-ı alem üzerinde daha ne çalışmalar olacak, ne çalışmalar olacak. Yüzlerce, öyle düşünün. Hani böyle işte sosyal teori falan filan diyorlar ya, işte onun gibi nizam-ı alemle şeydeki İslam medeniyeti içerisinde sosyal ontoloji ile alakalı yaklaşımlardan sadece bir tanesi. Onun gibi daha niceleri var. Hocam, Bitireceğim. genelde Evet, yavaş yavaş sona doğru mu yaklaşıyoruz? evet hocam. Tamam. Genelde Osmanlı ile Batı Avrupa arasındaki ilişki siyasi tarih bazında alındığı için hangi düşman merkezi, sürekli savaş merkezi ele alınıyor? Gerçekten Batı Avrupa Osmanlı Devleti'ni sadece bir düşman olarak mı görmüştür? Bunu çok kısa hemen cevaplayayım. Kesinlikle hayır. Bir taraftan bakıldığında mesela Martin Luther'e sorarsan Martin Luther Türkleri Tanrı'nın kırbacı olarak şey yapar. Yani Zuchtrüter der yani böyle Tanrı Hristiyanları Türklerle eğitiyor der. Yetiştirme aracı olarak böyle görür. Ama diğer taraftan da aynı Martin Luther der ki Türklerin bunların dini imanı yok ama dünyayı en güzel de bunlar yönetiyor. Çok güzel bir devlet sistemleri var, hukuk düzenleri falan var der. Aynı Martin Luther Katolik Kilisesi'nin o şeydeki günahları affetme karşılığında para almasına karşı çıkıp tam da İslam inancında olduğu gibi tevbeyi savunur. Yani düşünün siz yani Katolik Kilisesi'nin yaygın uygulaması şöyle diyelim siz günah işlediniz. Hatta Martin Luther'in kendi anlattığı şeyler var. Der ki yani hatta işte en kötü yani insanın aklına gelebilecek en büyük kötülük nedir? X. Ben söylemeyeyim. Böyle çok kötü örnekler veriyor. Öyle bir şey bile olsa eğer siz kiliseye yeterince para verirseniz günahınızı kilise affeder der. Böyle bir şeyi kabul etmez. Der ki insan şeydir, kusurlu bir varlıktır, hata yapabilir. Hata yaptığı vakit hata yaptığının farkında olup pişman olduktan sonra Tanrı'ya bir daha o hata yapmaya söz verir. İnsanın yaptığı söz verirse yani Tanrı'nın bu 1517'deki Gutenberg kapısını açtığı 96 tezin özetidir. Yani Martin Luther bu fikirleri, bu düşünceyi nereden öğrenmiş olabilir? Biz buna ne diyoruz İslam düşüncesinde? Tevbe diyoruz. Evet. Yani tevbe. Yani resmen Martin Luther
Tevbe inancını üstleniyor Müslümanlardan ki Türkler yani onun irtibat halinde olduğu vardı. Diğer taraftan bizzat Martin Luther'in okuduğu, neşrettiği bir sürü kitaplar var. Yani Türkler hakkında, Müslümanlar hakkında bir sürü yazılar yazmış. Sadece Martin Luther örneğini söylüyorum. Bütün şeyin ideal dini o reform hareketinin öncülerinin ki üç tanesi çok önemlidir. Birisi Martin Luther, öbürü Ulrich Zwingli, öbürü de Calvin. Onların baktığınız vakit akıllarındaki ideal, rüyalarını gördüğü idealdi Müslümanlık baktığınız vakit. Böyle hayatla barışık, efendim, hem Allah'la barışık, hem diğer insanlarla, hem insanın kendi bedeniyle, hem dünya hayatıyla barışık bir din arzu ediyorlar, istiyorlar. Önlerindeki örnek de Müslümanlık. Bütün bir şeyin aydınlanma döneminin şeyi Maxim Rodinson'u okursanız orada görürsünüz. Yani aydınlanma döneminin bütün ileri gelen filozoflarının tamamının aklındaki idealdi Müslümanlık. Öyle yani. Ama bir şekilde bütün yaptıkları şeylerde Müslümanlıkla alakalı olarak hep yarı yolda kalıyorlar. La ilahe illallah diyorlar. Kiliseyi reddediyorlar ama Muhammedur Resulullah demeye bir türlü dilleri varmıyor yani. Böyle bir şey. Şimdi diğer taraftan mesela o dönemde bakıyorsunuz hem bilimsel alanda hem matematik, geometri vesaire gibi alanlarda hem şeyde tıp alanında hem şey alanında siyaset alanında hem hukuk alanında Osmanlı toplumundan, Osmanlı toplumunun devletinin birikiminden o kadar istifade ediyorlar ki bir tane örnek senin de ihtisas alanınla alakalı olarak. Mesela Hugo Grotius mesela yani çok meşhur bir şeydir. Tabii hukukun önde gelen isimlerinden birisi. Daha başka bir sürü isimler var yani. Yani bir sürü isim söyleyebilirim. Mesela Hugo Grotius gençliğinde Arapça öğreniyor. Modern devleti kuran, absolutist devleti kuran Kardinal Richelieu ile birlikte çalışıyor. Kardinal Richelieu'nun şeysinde, ben kütüphanesinin de bulunan kitapların listesi var elimde. Şu anda Bibliothèque Nationale yani Fransız Milli Kütüphanesi'nde Richelieu bölümü var. O bölümünü kataloğunu incelediğinizde görürsünüz. O katalogda bir sürü eser var. Eserlerden birisi de Şerhusiyer-ül Kebir, Seraksi'nin. Şerhusiyer-ül Kebir tam da savaş ve barış hukukuyla aynı konuya sahip. Ve Şerhusiyer-ül Kebir Osmanlı Devleti'nin el kitabıdır. Uluslararası ilişkiler alanında. Uluslararası hukuk söz konusu olduğunda onu esas alırlar. Ona bağlı olarak bağlıdırlar yani. Savaş ve barışı oradaki ilkelere bağlı olarak yönetirler. Ve Kardinal Richelieu'nun kütüphanesinde var o kitap. Ve bunlar Arapça da biliyorlar. Ben bazen öğrencilere bunu anlatırken diyorum. Belki de kaligrafik olarak böyle kitabın şeyleri yazıları hoşlarına gitmiştir. Zaman zaman böyle güzel bir şekil görmek için bakmış da olabilirler hiç. Manasına bakmadan falan. Öğrenciler de olur mu hocam diyorlar yani. Bunlar Arapça biliyor. Arapça biliyorlarsa ve ilk defa 17. yüzyılın başında Fransa modern yani devlet dediğimiz şeyle o vakit tanışıyorsa ondan öncesinde devlet falan yok yani. Katolik kilisesi var. Başka bir şey yok. O absolutist devlet ilk defa orada ortaya çıkıyorsa. Diğer taraftan şeye baktığınız vakit Avusturya Macaristan İmparatorluğu onunla alakalı çok güzel çalışmalar var. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun kendisini örnek olarak Osmanlı Devleti'ne aldığını yani o düzenini oluştururken Osmanlı Devleti'ne bakarak oluşturduğunu. Ama aynı şekilde baktığınızda İngiltere'de, İskoçya'da, başka yerlerde bütün o deizm hareketleri, bütün o hümanizm dediğimiz şeyin arka planına falan gittiğiniz vakit onların hepsi ne var? Osmanlı dünyasından besleniyor. O kadar fazla ki. Yani mesela tolerans fikrini savunurken Voltaire çok açık söylediği şey şu. Yani niye biz farklı insan gruplarına müsamaha etmeli, göstermeliyiz? Soru bu. İnsanlar diyorlar ki eğer biz şey yapamazsak yani herkes aynı inanca sahip olmazsa, aynı dili konuşup işte aynı hukuka tabi olmazsa o zaman kargaşa çıkar diyor. Voltaire'in söylediği şey
bak diyor sultan, Osmanlı sultanı, padişah 40 civarında ayrı dini grubu kendi memleketinde yönetiyor. Üstelik de bunlar birbirlerine kavga etmek bir kenara birbirlerine destek oluyorlar. Bu sayede hem servetleri, refahları artıyor hem de huzurları diyor. Böyle. Mesela Lessing'in meşhur Nathan temsili vardır. Oradaki temsilde anlattığı şeyler doğrudan Osmanlı edebiyatından alınmış iktibaslar yani. Neler var neler yani. Heh. Hocam peki İşte tam bu biz böyle noktada düşman düşman olarak görüyor gördüğünüz şeylerden. Tabii düşman olarak görenler de var ama esas itibariyle Batı dünyasında yaşayan aydınların çok önemli bir kısmı Osmanlı dünyasında kendi geleceklerindeki ufku görüyordu. Evet. hocam tam bu noktada şunu sormak istiyorum. Peki Batı Avrupa'da ortaya çıktığı varsayılan hikmet kavramının Osmanlı ile bir ilgisi var mı? Evet, hikmeti hükümet o raison d'état kavramı. Bak şöyle söyleyeyim. Şimdi şeyde ilginç bir tabir vardır. İşte suverenite kavramı. Suverenite kavramının İtalyancadaki adı neydi? Şey, senyor, signore, evet, signore. Signore tabiri bunu şey anlatıyor. Jean Baudin anlatıyor. Jean Baudin diyor ki suverenitenin diyor şeydeki İtalyanca'daki karşılığı signore. Bu signore de kim için kullanılıyor? O padişah için kullanılıyor. Efendi yani. Osmanlı padişahına signore. Şeyde Grand Türk falan da diyor Fransızlar. Büyük Türk falan diyorlar. Ama esas o signore suverenitenin esasını oluşturuyor. Dolayısıyla sultan kavramının şeydeki Batı dillerindeki karşılığı suveren ve suverenite. İki anlama da gelebiliyor sultan. Hem bir şahsı isimlendirir Arapçada, yani klasik Türkçede, hem de yönetimin bizzat kendisini, yönetim şeklini, yönetimin özünü oluşturur. Dolayısıyla o suverenite kavramının esasında o var. Suverenitenin yapmaya çalıştığı en önemli şey nedir? Hikmeti hükümet, kendi varlığını muhafaza etmek. Ve o yönden baktığınız vakit bu konuda yazılmış çok güzel eserler de var. Onları takip ettiğinizde de görüyorsunuz. İşte Machiavelli'nin bütün o kendisi şeyi hikmet-i hükümet kavramını kullanmasa da mana olarak anlattığı şey racion de stato, daha sonraki şeylerin racion tabiri o yani. Racion de stato, hikmet-i hükümet tamamen Osmanlı toplumunun işleyişine bakılarak oradan soyutlanarak oluşturulmuş bir kavram. O kadarını söyleyebilirim. Kitapta zaten onunla alakalı bir bölüm var orada. Okuyanlar onu görebilirler. Hocam vaktimizi aştık ama izleyicilerden gelen son bir soruyu size ileteyim Evet, son soru. müsaadenizle. Osmanlı düşüncesi İslam düşüncesinin tamamını kapsıyor ve karşılıyor muydu? Tabii ki. Osmanlı düşüncesi. Ama şöyle söyleyeyim, şu kadarınız. Osmanlı düşüncesi İslam düşüncesini temsil ediyor tabii bir bütün olarak. Ve bütün İslam dünyasındaki bütün insanlar İstanbul'a bakarak hayatını yaşıyordu. Öyle düşünün yani. Kimler bunlar? Mesela Hindistan'da yaşayanlar öyleydi. Orta Asya'da yaşayanlar öyleydi. Şeyde yaşayanlar öyleydi. Ta uzak doğuya gidin. Şey varıncaya kadar bu Malezya işte şeyler Endonezya o taraflara varıncaya kadar hep şeye Osmanlı'ya bakarak hayatlarını yaşıyorlardı. Tabii karşılıklı etkileşim de vardı. Onu da kabul etmek lazım. İşte mesela diyelim 6. yüzyılda yaşamış olan ikinci binin şeysi olan müceddidi olarak bilinen kimdi şey İmam Rabbani mesela bir taraftan bakarsanız tabii Hindistan'da yaşamış ama o dönemde o bölgelerde özellikle Hanefi fıkhı çok çok önemli Hanefi alimler Hanefi alimlerin de şeyi temel eserleri
Orta Asya, Maveraun-Nehir ağırlıklı. Dolayısıyla orada olup biten şeylerle Hindistan'daki temel o fıkhi düşünceyle Anadolu'daki fıkhi düşünce arasında çok derin irtibatlar var, devam ediyor. Yine aynı şekilde bakıyorsun işte orada ortaya çıkmış olan tasavvufi hareketler, şeyde Bağdat'ta tasavvufi bir hareket ortaya çıkıyor. Bu hem bu tarafa hem batıya hem doğuya yayılıyor. Yine farklı farklı bölgelerde ortaya çıkmış olan hareketlerde. Şimdi burada tabii ki Osmanlı devleti, Osmanlı düşüncesi dediğimizde Osmanlı düşüncesi Osmanlı devletinin formel sınırlarıyla sınırlı bir düşünce değil. Mesela yine örnek verdim size. 16. yüzyılın çok önemli düşünürlerinden birisi Siyalkuti var mesela. Siyalkuti Osmanlı medreselerinde okutulan kitaplara haşiyeler yazıyor. Bu yazdığı haşiyeler yani şeyde hem Mısır'da hem Hindistan'da hem Kuzey Afrika'da hem İstanbul'da hem Balkanlar'da buraların alimleri, aydınları tarafından okunuyor, kullanılıyor. Yani şimdi bunu ve diğer taraftan da Siyalkuti'nin haşiyelerini dikkate alarak daha sonra belki bildiğimiz en güzel kavramlar, felsefi sözlüklerden birisi olan Keşşaf-ı Istilahat-ı Fünun ki 19. yüzyılda hazırlanıyor. 19. yüzyılın başlarında hazırlanmış olan Tahanevi tarafından Keşşaf-ı Istilahat-ı Fünun'un temel kaynaklarından birisi Siyalkuti mesela. Şimdi Keşşaf-ı Istilahat-ı Fünun Hindistan'da yazılıyor ama normal bir Osmanlı eseri gibi. Osmanlı düşüncesinin ne olduğunu merak ediyorsanız aynı zamanda Keşşaf-ı Istilahat-ı Fünun'u okuyacaksınız. Bu eser Hindistan'da yazılmış. Böyle. Biz o zaman ne yapacağız? Kendimizi sadece Türkiye Cumhuriyet Devleti sınırlarına hapsederek Türk düşüncesini, Osmanlı düşüncesini, İslam düşüncesini bu bölgeye hasretmeyeceğiz. Kafamızı kaldıracağız. Şeyin İslam medeniyetinin, İslam dünyasının, İslam düşüncesinin ne kadar geniş ve büyük bir alanda olduğunu dikkate alarak, ufkumuzu geniş tutarak bakacağız ve şunun da farkında olacağız. Osmanlı düşüncesi dediğimiz düşüncenin etkin olduğu dönemde Müslümanlar bütün insanlığın kaderine hükmediyordu. Bu yaklaşık yani 1000 yıl devam eden bir süreçten bahsediyoruz. 1000 yıl ki bunun en az 300-350 hatta 400 yılı Osmanlı Devleti'nin etkin olduğu dönem. 400 yıl Osmanlı Devleti, en az 400 yıl belki tabii 400 yıl Osmanlı Devleti bütün bir insanlığın kaderine hükmediyor. Şeyle birlikte yani İran'daki Safeviler ve Hindistan'daki Babür Devleti'yle birlikte. Bu böyle yani. Şimdi bunu bir övünme falan olarak düşünmeyin. Bu bir tespit sadece. Biz şimdi şeyimiz bazı insanlar böyle çok aşağılık kompleksiyle yetiştikleri için kendi geçmişimizi tahkir etmeyi eleştiri zannediyorlar. Eleştiri ayrı şey, tahkir ayrı şey. Yani tahkirle eleştiriyi birbirine karıştırmamak lazım. Yani netice itibariyle yani şeyde 20. yüzyılda yani 1850'lerden 1940'lara kadar Batı Avrupalılar da dünya üzerinde hegemonya kurdu, yürüttüler yani bir yüzyıl. Bunu söylemekten de çekinmiyoruz. O zaman biz Batılıları yüceltmiş mi oluyoruz? Hayır. Durum tespit. Batılıların yeryüzü üzerindeki hegemonyası 100 yıl sürdü. Bu kadar. Ama Müslümanların bütün insanlığa yol gösterdiği hegemonya değil. O standartlar oluşturmuş. Bütün insanlığın gelmesini vesile olduğu asırlar 1000 yıllık bir dönemden bahsediyor. Araya bir 150 yıllık bir dönem girdi. 150-200 yıllık neyse. Ama bu geçici bir dönem. Biz tekrar hem hafızamızı hem kaygılarımızı, asli ilgilerimizi kazandığımızda önümüzün çok açık olduğunu fark edeceğiz. İmam Muhammed'in zamanında dediği gibi alemin nizamı kesbedir. Razi de öyle söylüyor. Fahrettin Razi, onu da bitirelim. Razi diyor ki bir şey yok demek henüz yapmadık demektir. Evet. Hocam, katılımınız için teşekkür ediyorum.
Allah, evet, teşekkür ederim. Benim soracağım sorular bu kadar. Siz son olarak ne söylemek istersiniz? Evet, son olarak arkadaşlar şunu bilmenizde fayda var. Ya, inanılmaz zengin bir tefekkür birikimi var. Osmanlı düşüncesi gerçekten çok büyük. Yüzlerce, binlerce insanın çalışacağı, çalışmasını gerektirecek kadar çok zengin ve derin. Daha işin başındayız. Kendinizi, kendi donanımınızı arttırarak kendinizi Osmanlı düşüncesiyle karşılaşmaya, onunla irtibat kurmaya hazır hale getirin. O konu üzerinde kendinizi geliştirmek için çalışın. Önünüze yepyeni imkanlar açılacak. Çok şeyler olur yani yapılacak. O noktada bir şüpheniz olmasın. Yani son bir şey söyleyeyim. Mesela 2024 yılı Ali Kuşçu'nun vefatının seneyi devriyesi. Şimdi bu vesileyle mesela Türkiye'de çok güzel faaliyetler yapılacak. Belki bu arada bu vesileyle yüzlerce makale, belki onlarca kitap neşredilecek sırf Ali Kuşçu ile alakalı olur. Ali Kuşçu da işte o Osmanlı düşünürlerinden sadece bir tanesi. Evet, ne kadar neyle karşı karşıya olduğumuz konusunda size ufak bir fikir yani. Ama bu tabii günümüzde karşı karşıya kaldığımız sorunları özellikle modern dünyanın sağladığı imkanları da kullanarak, onlardan da istifade ederek çözme konusundaki gayretlerimizi hafifletmemeli. Tabii ki o konuda da bütün şeyimizi, gayretimizi koparmadan sürdüreceğiz. Modern tıbbı da bütün incelikleriyle bileceğiz. Modern işte biyoloji, mikrobiyoloji vesaire yapay zeka alanını da efendim şeye de bu artık bütün teknik, teknolojik, bilimsel artık ne derseniz bütün alanları işte felsefe alanındaki modern batı felsefesinin bütün inceliklerini mantığıyla, metafiziğiyle bütün alanları kavrayacağız. Bütün sosyal bilimlerini kavrayacağız. Onları da bileceğiz. Hiç o noktada bir şey yok. Bunlar, bu imkanlardan da kendimizi mahrum etmeyeceğiz. Ama onları ne için kullanacağız? Onlardan istifade edeceğiz sadece. Onlara kendimizi kaptırmayacağız. Biz onlardan istifade ederek kendi özümüzü güçleştireceğiz ve gittikçe daha fazla ne alacağız? Özgür olacağız. Özgürlük böyle güzel. Özü gürleştirmek demek biliyorsun. Özgür insanlar da özünü gürleştirmiş insanlar demek. Neyse onu ayrı konuşmak lazım. Evet hocam. Hocam çok Evet. teşekkür ediyorum tekrar. Sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar.